Merhaba sevgili severler, hepinize hayırlı sabahlar dilerim. Bugün 25 Ağustos 2020 günlerden Salı, saatlerimiz 03.43 gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarısı severler. Arkadaşlar biliyorsunuz gündüz programı Ankara'da koşulacak 10 koşuluk programla başlıyordu. Az evvel Ankara 1. altılı ganyan analizimizi verdi. Ekstra geldi Ankara 2. altılı ganyan analizimize. Yine akşam yarışları Kocaeli Kartepe hipodromunda koşulacak 8 koşuluk güzel bir programla devam edecek. Ankara 2. altılı ganyan analizimizin ardından Kocaeli altılı ganyan analizimizi sunacağız. Kocaeli altılı ganyan analizimizi yarın öğlen saatlerinde yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Ankara 1. ve 2. altılı ganyan analizimi şu anda ardı ardına veriyorum. O yüzden anlayışla karşılamanızı istiyorum sevgili yarısı severler. Ben özellikle bugün arkadaşlarımdan ricam olacak. Özellikle at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz, kanalımızı tavsiye ederseniz hepinize minnettar kalırım. Kanalımız ücretsizdir sevgili yarışseverler. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Ama at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz, videolarımızı izletirseniz kanalımız çok hızlı bir şekilde büyüyecektir. Bu konuda da hepinizin duyarlı olmasını, kanalımıza destek vermesini önemli rica ediyorum. Aynı zamanda videolarıma beğeni atmayı, yani like atmayı, yorum yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımızın büyümesinde gerçekten çok etkili bir yöntem. Bu konuda da bütün arkadaşlarımın duyarlı olmasını, kanalımıza destek olmasını rica ediyorum diyerek ben 25 Ağustos 2020 Ankara 2. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Ankara'da 10 koşuluk bir program vardı. Az evvel 1. altılı ganyan analizimizi verdik. Sıra geldi Ankara 2. altılı ganyan analizimize. Altı ganyan ilk ayağı programın 5. koşusu 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak Maiden yarışıyla başlayacak. Arkadaşlar burası gerçekten çok kolay bir yarış değil. Özellikle işlerini beğendiğim, pedigrisini beğendiğim Sayın Mehmet Ulusoy'a ait bir numaralı Akınzade isimli safkanı ben bugün Burhan Kılınç idaresinde bu rakiplerin yanında kazanmasını bekliyorum. Birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 9 numaralı Miss Petay safkanı da işlerini beğendim. Bir mendip temsilcisi 9 numaralı Miss Petay da bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 4 numaralı Atlantis, Agresivo'nun temsilcisi. Bugün yine güzel işlerle bu yarışa katılacak Ayhan Kurşun idaresinde 4 numaralı Atlantis'i de 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 2 numaralı Apavolf. Arkadaşlar bu safkanda bir İstanbul torunu, bir Wanner Welser yavrusu. Bugün Saadettin Boyraz idaresinde ilk defa koşacak olmasına rağmen dikkat edilmesi gereken isimdir. Yine son 3 safkan vereceğim. 12 numaralı Wind Race, şımarıklık faktörüyle bugün devreye girebilir. Yine 3 numaralı Antidokos ve 6 numaralı Espoiraz S benim sırasıyla beğenimi kazanan isimlerdir. Yine burada bütçesi olan arkadaşlarım 5 numaralı Can Demir isimli safkanı ikinci altılılara bomba olarak yazabilirler diyorum. Ve altılı ben ikinci ayağına geçiyorum. Altılı ben ikinci ayağı 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışıyla devam edecek. Arkadaşlar bu koşuda özellikle mesafenin uzamasıyla kalitesine çok güvendiğim ciğerine hakim safkan Kardinal Pioneer'ın tayı 4 numaralı Son of Day. Bugün Akın Süzen idaresinde özellikle kendisini safkanı çok iyi tanıyor Akın Süzen arkadaşımız. Bugün 4 numaralı Son of Day isimli safkanı uzayan mesafede ben yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Yine evet
Altıgan 3. ayına geçiyorum arkadaşlar. Yanlış konuştum, kusura bakmayın. Yorgunluktan Altıgan 3. ay arkadaşlar. 4 yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe Çin pistte koşulacak. Handikap 16 yarışta devam edecek. Burada da özellikle tuttuğum bir safkan var. Son yarışını beğendiğim bir isim var. Bugün 51,5 kilo sikletle start alacak olmasına rağmen ben 51,5 kilo sikletle start alacak bugün 5 numara Kalfalar Bey'i. Bugün Handikap 16 yarışta benim ilk şanslı safkanım olacak Hişman Çizik İdaresi'nde. Yine 2 numaralı Güzel Çocuk son yarışını seri bir şekilde kazandı. Güzel kazandı. Mehmet Salih Çelik özellikle safkana çok iyi bindi. Bugün 5 numaralı Kalfalar Bey isimli safkana ilk rakip olacak safkandır. Turbo'nun tayı 2 numaralı Güzel Çocuk. Yine bu iki safkanın dışına çıkmaz durumunda 3 numaralı Altın Onur. Özellikle bir Çim yarışını izledim bu safkanın kısa vade 21'de. Gerçekten çok güzel bir ikincilik elde etmişti. Formda safkan 3 numara Altın Onur. Bugün Ayhan Kurşun İdaresi'nde dikkat edilmesi gereken isimdir. Yine 4 numaralı Atlas Çiçeği yine son güzel dördüncülüğüne dikkatleri üzerine çekti. Bugün Akın Sözen İdaresi'nde 4. şans safkanım olacak. Yine 8 numaralı Süleyman ve 9 numaralı Onatkan isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirilebilecek isimlerdir. Ve Altıgani 4. ayına geçiyorum. Altıgani 4. aya 4 yaşlı Arapların 1900 mesafe Çin pistte koşulacak. Kısa vade 7 yarışta devam edecek. Yine burada son yarışına hayran kaldığım bir safkan var. Serdaran Topaz Orjin ile Ak Tolgalı isimli safkanın da torunu olan 2 numaralı Gizmo. Bu safkana Özcan Yıldırım arkadaşımız hayatı boyunca 2 sefer binmiş. 1400 mesafe Çin'de şartlı 3 yarış kazanmış ve o yarışında sonlardan gerilerden gelerek kazanmış. Yine son yarışında şartlı 4 yarışta 1600 mesafe Çim'de önlerde temposunu kabul ettirerek kazanmış. Bugün yine Özcan Yıldırım arkadaşımız biniyor. Özellikle son yarışında arkadaşlar Charigard'la koşuyordu. Gerçekten Charigard geldi. Safkan'ı geçti ve önde götürdüğü yarışta geride kalmasına rağmen içeriden çok etkili bir atak yaptı ve yarışı kazanmasını bildi. Bugün 2 numaralı Gizmo, ben bu rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 1 numaralı Sukaya. Son yarışında Mehmet Salih Çelik arkadaşımız çok sabırlı bekledi. İyi yerde bekledi. Aynı yarış tekrar etmesi durumunda belki rakiplerini avlayabilir diyorum ama 2 numaralı Gizmo bugün birinci şans safkanım. 1 numaralı Sukaya'da son güzel yarışıyla ikinci şans safkanım olacak. Yine 3 numaralı Başar. Grubun kaliteli safkanı özellikle son yarışında açık grup 3 yarışta güzel bir dördüncülük elde etti. Güçlü rakiplerinin yanında koştu. Bugün Ayhan Kurşun İdaresi'nde benim 3. şanslı safkanım olacak. Burayı da 2-1-3 şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altıgani'nin 5. ayına geçiyorum. Altıgani'nin 5. aya 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe kum pistte koşulacak. Dişlere mahsus handikap 15 yarışı. Burada da 4 numara Şüşü. Özellikle son yarış çok etkili. Son yarış çok güzeldi. Handikap 14 yarışta bir öncesinde şartlı 4 koşmuştu. Bugün bu safkana Özcan Yıldırım biniyor arkadaşlar. Bugün bu safkanı birinci şans isim olarak değerlendiriyorum. Yine 2 numaralı Alessandra. Gerçekten çok etkili bir yarış çıkardı. Son koşusunda Mücahit Bayır İdaresi'nde ben şartlı 4 yarıştı arkadaşlar o yarış. Bugün 2 numaralı Alessandra'yı da mutlak süreçten kuponlarınızda bulundurmanızdan yanayım. Burayı da 4-2 şeklinde, 2 safkan şeklinde değerlendiriyorum. Yine bu 2 safkan dışına çıkmaz durumunda kaliteli safkan 1 numaralı Yazlalı. Ağır kilosuna rağmen ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmayan nitelikte bir safkan. Yine 3 numaralı Direct Win ve 6 numaralı Lea isimli safkanlar bu koşuda benim sizlere önereceğim bomba isimlerdir.
ve Altıgay'ın Sonaya. 3 yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 kişilere mahsus yarış programın kapanış koşusu. Burada da yine içimden tek yazmak gelen bir safkan var. Lionheart temsilcisi Always Classic torunu 4 numaralı Angel Spread isimli safkan. Arkadaşlar 3 yarışında içimde koştu. Ama son yarışında bir şey dikkatimi çekti. Özcan Yıldırım idaresinde Altıgay'ın son ayağında koşuyordu. Belki hatırlarsınız. Sonlarda ayaklarını kırarak gerçekten kumcu aksiyonlarla koştu. Hatta sonlarda Özcan Yıldırım safkanın temposunu durdurdu resmen arkadaşlar. Arkadan gelen safkanlar da sprint atıyormuş gibi göründü. Bence 4 numara Angel Sprint bugün değişik oyun kurmak isteyen, değişik oyun açısı olan arkadaşlarım bu safkanı banko olarak yazabilirler diye düşünüyorum. Gerçekten ayaklarını kurarak yorulmadan koşuyor bir de safkan. Çok hayran kaldım safkana. Bugün 4 numara Angel Sprint'te burada banko olarak yazılabilir. Bu safkanın kötü koşması durumunda beğenimi kazanan iki safkan daha vereceğim. Yine 8 numaralı Mi Major Akın Sözen dairesinde özellikle son koştu. İkinci geldiği yarışta beğenimi kazandı. Biliyorsunuz Sayın Faruk Tınaz'a ait bir safkan. Bugün Akın Sözen dairesinde ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 5 numaralı Victory Lap. Gerçekten çok kaliteli bir safkan. Uzun süredir koşmamasına rağmen özellikle işlerinde, galoplarında çok iyi durumda görünüyor. Ve Şuman Victor Lap da yine geniş önlü arkadaşlarıma önereceğim isimdir arkadaşlar. Altıgay'ın şöyle bir tekrarlamak gerekirse ilk ayak 1-9-4-2-12-3-6-5 şeklinde sizlere önerdim. Altıgay'ın ikinci ayağını, evet, 4 numaralı safkanı bank olarak önermiştim. Yine Altıgay'ın 3. ayağında 5-2-3-4-8-9 şeklinde önerdim. Altıgay'ın 4. ayağını 2-1-3 şeklinde öneriyorum. Altıgay'ın 5. ayağı 4-2-1-3-6. Yine Altıgay'ın son ayağını 4-8-5 şeklinde değerlendiriyorum. Yine sizlere değişik bir oyun kuracağım arkadaşlar. Değişik bir oyun yapmaya çalışacağım ya da biraz ufaltmaya çalışacağım diyeyim. Altıgay'ın ilk ayağı 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarısını direkt hepsi diyeceğim arkadaşlar. Altıgay'ın ikinci ayağında 4 numara Son of Day Bank olarak vermiştik. Altıgay'ın 3. ayağında ben 5 numara Kalfalar Bey'im. 2 numaralı Güzel Çocuk. Yine 3 numaralı Altın Onur şeklinde 3 safkanla değerlendireceğim. Altıgay'ın 4. ayağında ben 2 numara Gizmo, 1 numara Sukaya, 3 numara Başar şeklinde değerlendireceğim. Altıgay'ın 5. ayağında yine 4 numaralı Şuşu, 2 numara Alessandra, 1 numaralı Yazlılı şeklinde 3 safkanla değerlendireceğim. Altıgay'ın son ayağında da 4 numaralı Angel Sprint isimli safkanı Banko isim olarak değerlendireceğim. Misli altılı şeklinde bir altım daha olacak. Altıgay'ın ilk ayağında 1 numara Akınzade, 9 numara Miss Petay ve 4 numaralı Atlantis vereceğim. İkinci ayakta 4 numara Son of Day bankomuz olacak. Altıgay'ın 3. ayakta 5 numaralı Kalpalar Bey ve 2 numaralı Güzel Çocuk şeklinde değerlendireceğim. Altıgay'ın 4. ayakta 2 numaralı Gizmo bankom olacak. Altıgay'ın 5. ayakta 4 numaralı Şuşu ve 2 numaralı Alessandra ikilisine yer vereceğim. Ve Altıgay'ın son ayağında da 4 numaralı Angel Sprint isimli safkanı bank olarak vereceğim misli kuponlara. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Aşırı derecede yoruldum. Çok uykum geldi. Umarım bir hata yapmamışızdır. Sizlerden ricam emeklerimin karşılığında at yarışı oynayan bir arkadaşımıza kanalımızı önerirseniz kanalımızın büyümesinde büyük katkı sağlarsınız. Videolarımızı izletebilirsiniz. Kanalımızı anlatabilirsiniz. Konuda bütün arkadaşlarımın duyarlı olmasını istiyorum. Aynı zamanda abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Sevgili yarışseverler, videolarıma beğeni atmayı, like atmayı, yine yorum yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere, esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.